ile ilgili uzman görüşleri ikiye ayrılmış durumda. Kimi D vitamini emilimini engelliyor diyor, kimi de mutlaka kullanın diyerek tavsiye veriyor. Aslında güneşin zararlı ışınlarından koruyan doğal alternatifler de var. Onlardan biri de propolis. Yararlı olduğundan emin değilim. Zaten ufacık bir şey alıyorsunuz, binlerce lira para veriyorsunuz. O ne kadar sağlıklı, ne kadar koruyabiliyor? Bir araştırma yapılmış ve güneş kremi tüketimi arttıkça deri kanserleri ve melanomların arttığı tespit edilmiş. Güneşin zararlı ışınlarından korkan güneş kremlerine akın ediyor. Ancak doğal çözüm arayanlar alternatiflere yöneliyor. Artık sentetik güneş kremleri kullanmak zorunda değiliz. Artık farklı bir seçeneğimiz var. İşte bu noktada bağışıklık sistemini de güçlendiren propolis sahneye çıkıyor. İnsan dermal hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar propolisin güçlü bir güneş koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Hem de güneşin oluşturacağı UVA ve UVB ışınlarının oluşturacağı DNA hasarından koruyor. Propolis onların çocukların gelişiminde çok bana faydası dokundu. Tarih boyunca antioksidan ve antibakteriyel özellikleriyle dikkat çeken propolis, uzmanlara göre ciltte güneş kremi etkisi sağlıyor. Doğadaki en güçlü doğal antioksidan propolis. Nardan 80 kat, soğandan 100 kat, sarımsaktan 110 kat daha güçlü bir antioksidandan bahsediyoruz. Ülkemizde ve Osmanlı tarihinde İbn Sina'nın reçetelerinde propolisten çok yararlanıldığını biliyoruz. Arı zehri, propolis, arı sütü ve hambal bir arada. Sırada dünyadan haber turu var. 911'i arayıp polis...